Ahmet Kılıç Bey'i ve Zafer Bayraktar Bey'i buraya davet ediyorum. Belediye başkanımız kendilerine plaket takdim edeceklerdir. Sayın belediye başkanımız Özcan Işıkları buraya arz ediyorum alkışlarla. Sayın başkanım geliyorlar. Evet, Sayın İsmet Kiraz Pınar geldi. İsimlerini saydıklarıma sayın belediye başkanım plaket verecektir. Bugünün anısına hayırlı olsun diyoruz. İsimlerini saydıklarım lütfen buraya gelsinler. Teker teker. Bu arada davullar çalsın, baş pelvanlar peşref yapıyor, çalsınlar. Ses 1 2 ses. Evet, Sayın Hasan Geyiktepe'nin anısına, rahmetlinin anısına Ayşe Geyiktepe plaketlerini aldı. Evet, plaket alanlar ayrılmasın, toplu fotoğraf çekilecek. Lütfü Arıcıoğlu rahatsız olduğundan dolayı Sayın Muhtarımız onun adını alacak. Geç Sayın Muhtarımız. Evet, Lütfü Arıcıoğlu'nun plaketini hemen buraya getirin. Lütfü Arıcıoğlu'nun. Evet, plaket alanlar bir gelsinler de bir hatıra fotoğrafı çekilsinler Sayın Başkanım'la beraber. Lütfen, lütfen. Evet, Osman Bey, şimdi Recep Kara kol bağladılar ve güreşe başladılar. Biraz bu maçı bize Güngör Ekin'le yorumlar mısın? Şu an ön izlemede gördüğünüz gibi Recep Kara ve ne yapıyorlar şu an? Bir kontrole, yoklamayla başladılar işe. Evet. Güngör Ekin 2009'un başaltı birincisi. Recep Kara 2004'ün, 2007'nin, 2008'in baş pehlivanı. Güngör Ekin daha taze, daha tecrübesiz ama istikbal var eden bir gencimiz. Şu andaki durumu güzel. Recep Kara daha oturmuş bir sistemi var. Ama güreşin ne olacağı şu anda kesinlikle belli değil. Şu anda Recep Kara Güngör Ekin'e daha avantajlı görüyorum. Çünkü Güngör Ekin sıcağı seven adam. Recep Kara serin, daha serin de daha iyi güreş yapan bir arkadaşımız. Ordu Ünye'nin yetiştirdiği bir güreşçimiz. Evet, evet. Ordu'nun Ünye'nin. Recep Kara. Evet, Ordu'nun Ünye'li. 2-3 sene başbeni olmuş ama kemeri kıl payına kaçıran bir güreşçi. Biraz önce de beraber izledik. Kırkmalara döndü, açıklamalarda bulundu. Puanlamalarda hakem hatalarının olduğunu, bu konuda beni biraz üzüldüğünü ifade etti ama Mehmet Yeşil Yeşil de hakkını verdi. Şimdi Güngör Recep Kara hakem hatalarının olduğunu söylüyor ama ben hakem hatasının olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü Recep Kara uzun müddet güreşmesine rağmen iki sefer bir hamle yaptı. O hamlede puanlar alamadı. Ve o arada bitti. Bitince de Yeşil Yeşil daha üstün güreşti. Üstün güreşince de hakemiyeti 3 ithal vererek atmış oldular. Ama burada bir hakemlerin bir kastı hareketli olduğunu tahmin etmiyorum. Hakemler. Evet, şu anda bir tek ayak ne yaptı değerli efendim, Güngör önemli bir hamle yaptı. Evet, Güngör yaptı, başarılı olamadı ama şu anda çift sarma boyundurukla Recep Kara'yı uzatmaya uğraşıyor.
ama başarılı olup olmayacağını tahmin etmiyorum ama. Şimdi bu çift sarma boyundurukta uzatmaya çalışıyor Recep Kara'ya mı? Süre. Şimdi Recep Kara'da kılçık denemesi, kılçık oynayan denemesi yapıyor. Bakalım ne kadar başarılı olacak göreceğiz. O klasik bir kılçık mıdır? Evet, klasik bir kılçık. Ama başarılı yapabilecek mi, yapamayacak mı göreceğiz. Evet, kılçık da bir başarılı bir oyun. Yani usta bir oyun. Ama başarılı yapabilecek mi, yapamayacak mı? Evet. Ve üstüne döndü. Evet. Ve şu anda tert paçayı ve kazıkla tersi bulmaya uğraşıyor. İnşallah, bilmiyorum başarılı olmayacağını, şu anda oyun denemesinde ve Güngör kurtardı. Evet. Ve paçaladı tekrar Recep Kara ve bu mücadele devam ediyor. Burada güç denemesi var şu anda. Bakalım hangisi daha güçlü olduğunu burada astı. Evet. Evet. Üstüne düştü. Rakibi dağıtmaya uğraşıyor. Peki şu an Recep Kara özellikle kısmetin içerisinde paçada evet dış kasıkta bir çalışma yapıyor. Çalışma. Nasıl bir pozisyondur bu? Yani burada Güngör buradan nasıl kurtulacak? Güngör buradan kurtulması için Recep'in hamlesini beklemesi lazım. Şu anda evet. Şurada dış kasık iç kasıkla bakalım. Evet. Evet. Yendi. Burada tek köpçeyle yendir abi. Evet. Recep Kara ilk finalist oldu. Evet, şu anda Veli Meşe Belediye Başkanımız röportaj için bize doğru geliyor. Ben de hemen Sayın Şener, Sayın Başkanımıza doğru röportaj almak üzere kalkıyorum. Evet, tamam. Hayırlı olsun diyorum. Davullar, Sayın Cem Kara Başkanım, kaçıyor musunuz? Şimdi değerli konuklar, değerli güreş severler, haftaya cumartesi günü Çatalca'da Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri var. Sayın Cem Kara Başkanımın programı dolayısıyla aramızdan ayrılıyor. Tüm halkımızı, tüm ağları Çatalca'ya davet ediyorum. Evet, Veli Meşe Belediye Başkanımız da bugün burada. Adeta desteğe destek kattı. Sayın Başkanım, merhaba efendim. Merhabalar diyorum. Öncelikle benim iş halkı adına sizleri selamlıyorum. Tekrumeli'yi her zaman her yerde görmekten onur duyuyorum. Sağ olun. Başkanım gerçekten küçük mini bir arena yapmışsınız güreşe. O gün çok büyük keyifli müsabakalar oldu. Gürcan Albayrak'ın bugünkü heyecanında bir de havanın olumsuz şartlarını hepsinin üstesinden geldi dostluk. Atasporu güreş neler söyleyeceksiniz? Şimdi başta Özcan Işıklar Bey'i, Sayın Başkanımızı ve Gürcan Bey benim okul arkadaşım, sınıf arkadaşım. Onları buradan tebrik ediyorum. Hakikaten kıran kırana bir güreş. Katılım güzel, her şey güzel. Olumsuz havaya rağmen insanlar burada. Biz Trakya halkı güreşleri seviyoruz. Bizler de daha çok sevdirmek adına bunu Velimeş'le biliyorsunuz geleneksel hale getirdik. Önümüzdeki yıllarda her gün, her sene daha iyi, daha güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Peki son olarak sizi yorduk buraya kadar geldiniz ama Teknomotiv ekranlarından bir daha Veli Meşe'de yapılacak güreşlerde ne gibi güzellikler var? Tesislere ilave yapılacak mı efendim? Dün Ankara'daydım. Bunun tabii ki projesini bakanlığa verdim daha büyütmek adına. Projeyi tabii ki daha büyüteceğiz. Bu sene %50'sini yaptık. Seneye tamamlamak istiyoruz. Güreşleri vatandaşlarımızın, dışarıdan gelen misafirlerimizin güreşleri daha rahat, daha leziz bir ortamda seyretmesi adına atasporumuzu yaşatmak adına güreşlerimizi her zaman her yerde beldem halkına destekliyorum. Buradan bu yayını yapan başta Tekrümeli'ye, sizlere, bütün herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Peki efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederim, teşekkür, yayınlar diyorum. Tüm Veli Meşe'ye selamlar. Selamlar, saygılar. Evet.